Kadın ressamlarımız arasında anılan Celile Hanım, kültürlü, sanatçı ruhlu bir kadındır. Küçük Nazım, ilk eğitimini annesinden ve sıkça şiirli toplantılar düzenleyen, kendisi de bir Mevlevi şairi olan büyük babası Nazım Paşa'dan alır. Ve henüz 11 yaşındayken ilk şiirini yazar. Orta öğrenimini Galatasaray ve Nişantaşı sultanilerinde gören Nazım, 1915 yılında Bahriye Mektebi'ne girer. 1918 yılında ilk kez bir dergide şiiri yayınlanır. Bu bir aşk şiiridir. Ancak İstanbul'un işgaliyle birlikte yerini yurtsever nitelikte şiirlere bırakır. Bu bölümde Bülent Nizam'ı şiiriyle dinliyoruz. Akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin, akrep gibi. Serçe misin kardeşim? Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim? Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş yanardağ ağzı korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlardasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Kocuklu Celal kaldırınca sopasını sürüye katılırsın hemen. Ve adeta mağrur koşarsın sabahleye. Dünyanın en tuhaf malikusun yani. Hani şu derya içi olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve atsak, yorgunsak, alkan içindeyse. Ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsan, kabahatin senin değil. Demeye dilim varmıyor ama, kabahatin çoğu senin canım kardeşim. Kabahatin çoğu senin canım kardeşim. Bülent Nizam'a teşekkür ediyoruz. Şimdi saz sanatçımız İsmail Atak'ın müziği eşliğinde Orhan Demirboğa, Semra Orhan, Ragıp Uğur Rus, Şaban Kahraman şiirlerini sunacak bize. Nurgül evi iç çek açmıştır. İlk önce Semra iç çek açar. Nurgül en sonra. Sevgilim, çimenin üzerine biz üstü oturalım. Karşı ve karşı. Hava lezzetli ve aydınlık. Fakat iyice ısınmadı daha. Çağlanın kabuğu yemyeşil gülüdür. Henüz yumuşacık. Bahtiyarız yaşayabildiğimiz için. Herhalde çoktan öldürülmüştük. Sen Londra'da olsaydın, ben Tobruk'ta olsaydım. Bir İngiliz işlerinde yahut. Sevgilim, ellerini koy dizlerine. Bileklerin kalın ve beyaz. Sol avucunu çevir, gül ışığı avucunun içindedir, kalesi gibi. Dünkü hava akımında ölenlerin yüz kamarı 5 yaşından aşağı, 24'ü emzikte. Sevgilim, nar tanesinin tanesinin rengine bayılırım. Nar tanesi, nur tanesi. Kavunda ötürü severim, bayhoşluğum erikte. Yavru bir gül, girişlerine her senden uzak. Daha bir tek ağaç bahar açmadı. Kar yağması ihtimali bile var. Bursa Cezaevinde acayip bir duyguya kapılarak ve kahredici bir öfke içinde inadıma yazıyorum bunları. Kendime ve sevgili insanlarıma inat.
istiyoruz. Ölüme dair. Buyurun oturun dostlar. Hoş gelip safalar getirdiniz. Biliyorum ben uyurken hücreme pencereden girdiniz. Ne oyun ince boyunlu ilaç şişesini ne kırmızı kutuyu devirdiniz. Yüzünüzde yıldızların aydınlığı, başucumda durup el ele verdiniz. Buyurun oturun dostlar. Hoş geldin, sefalar getirdiniz. Umut ediyorum ki güzel ülkemiz Nazım'ın yukarıdaki dizelerde dediği gibi er geç güneşli günleri görecek ve aydınlık yarınlarımıza kavuşacaktır. Şimdi Bahar Boğa'nın yorumunu izliyoruz. Kapıları çalan benim, kapıları birer birer. Gözünüze görünemem, göze görünmez örüler. Hıraşıma da öleli oluyor bir 10 yıl kadar. 7 yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı, kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yemez ki kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı, teyze, amca bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler. Bahar Hanım'a teşekkür ediyoruz.